Cemre, dilimize Arapça geçen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Şubat ayında bir hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi şeklinde geçmektedir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Yüzyıllardır birçok kültürde varlığını sürdüren Cemre inanışı günümüze kadar süre gelmiştir. Cemre düşmesi ne demektir? Bu ifadenin anlamı Cemre'nin düşeceği yerde sıcaklığın yükseleceği olarak yorumlanabilir. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, önce havanın, sonra suyun ve daha sonra toprağın ısınacağına işarettir. Cemre fiziksel olarak bir yere düşmez. İfade ediliş şeklinden dolayı böyle bir algı oluştursa da sadece sıcaklığın yükseleceği anlamını taşır. Her yıl havaya düşen cemre 19-20 Şubat, suya düşen cemre 26-27 Şubat ve son olarak toprağa düşen cemre 5-6 Mart tarihlerindedir. Cemrelerin düşmeleri sırasında birer hafta vardır. Cemre her yıl aynı tarihte düşer. Sadece Şubat ayının kaç çektiğine göre 1-2 gün farklılık gösterebilir. Son cemrenin ardından toprak ısınır ve baharın belirtisi olan doğal güzellikler yavaştan kendini belli etmeye başlar. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emre baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. Zemre ise Kumruk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş, aşk kavramının yıkıcılığıyla da yakından ilgilidir. Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramı'ndan önce yılın son çarşamba gününde yapılan Boz ayının 4 çarşambası uygulamasını ifade eden cemre sözcüğü de cemre ile aynı kelimedir. Buradaki cemre de köken olarak imir, imere, emire sözcükleriyle bağlantılıdır. Türklerin cemreyi Arap halk takviminden ne zaman aldığına dair bir kayıt yoktur. Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına geldikten sonra buna kültürlerinde yer vermişlerdir. Türklerin cemreyi 1000 yıldan beri takip ettiği biliniyor. Daha eski zamanlara da dayanıyor olabilir. Bir belge olmadığı için bilinmiyor. Türkler ve hayvancılıkla ilgilenen toplumlar için hava olayları çok önemli olduğu için kışa hazırlık olarak hayvanlar için sonbahardan biriktirdiği ot yığınları bitmeye yakınsa ciddi bir riskle karşı karşıya demektir. Bu nedenle halk takvimi oluşturmada, gözlemlemede eski Türklerin diğer toplumlara göre çok daha fazla bilgi birikimine sahip olduğu tahmin ediliyor.